söyleyecek şey yok. Yani bir mal ayan beyan ortada. Yani Türkiye'nin bu kritik durumu, yaşanan trajediler, konuştukça rezil oluyorlar, konuştukça batıyorlar. Yani çok eskiden halkımız da çok iyi bildiği ve unuttuğu şey, her şeyde de söylenir artık, modası da geçmiş. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz diye bir türkü vardır. Evet. Bugünler eşkıyanın dünyaya nasıl hakim olduğunu net göstergesi. Yani bu kadar, bu şey ta 50 yıldan beri söylenen bir türkünün bir cümlesi. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Evet, oldu. Şimdi eşkıya dünyaya hükümdar oldu. %6'lık bir kesim. %25 ve %10 toplasak MHP ve CHP'yi, hadi %5 diyelim MHP'ye en şeyinden. %30'luk bir kesimi tam anlamıyla susturup, içeri tıkıp, haklarını elinden alıp, televizyonda konuşma hakkı vermeyip, %6'yı abartılı bir şekilde şişirip, onların etnik milliyetçisini gündeme taşıyıp ve İmralı'yla bir şato, bir büyük bir şey gibi yani, Türkiye'nin önünü açacak, ne yapacak gibi takdim etmek. İşte bu günlerde Türkiye gördü. Çok bu da, bu resim de her şeyi çok net anlatan bir resim. Bu resmin nesini anlatacaksın ki, ne diyeceksin ki? Nihayetinde burası da rütbeye bağlı bir yer yani. Bu burada söyleyeceğimiz cümleler ne olur ki işte? Fotoğraf ortada. Bizim söylemek istediğimiz, benim söylemek istediğim şöyle bir şeydir. Vahdettin biliyorsunuz İngilizlerle anlaştı. Atatürk Samsun'a çıktı. Çıkıp hani Vahdettin'in bir belge verip vermediğini İslamcılar çokça söyler, iddia eder. Böyle bir uyduruk bir iddia vardır. Öyle olsun ya da olmasın. Bir Vahdettin'in o gününe gidelim. Mustafa Kemal de İstanbul'a İstanbul'dan Samsun'a çıkmadı. Böyle varsayın. Ya Atatürk hiç yok. Vahdettin kalsaydı ne olurdu? Yani Atatürk'ün olmadığı bir Türkiye, Cumhuriyet'in olmadığı bu 80 sene, bu devrimler, bu yurttaşlık, bu Cumhuriyet, bu tartışmaların hiçbiri olmasaydı, Vahdettin hayatına devam etseydi ne olurdu? Sorusunun cevabı sanki işte Vahdettin devam ediyor ve Vahdettin'in bıraktığı bu el altından İngiliz ya da Amerikan sömürgesi ya da onların bağlı bir kolonisi gibi çalışan, onların projelerinin hayata geçtiği, onların planlarının, Türk siyasetinin manşetine oturduğu, haritaların konuşulduğu, değil mi, bir ülke yaşıyoruz. Yani Vahdettin devam ediyor. Bu 80 sene buhar oldu. Bu 80 seneyi uçurdular. Aslında bu 80 sene Türkiye'ye dair bir 80 sene değil. İnsanlığın son 600 yılına, 500 yılına, Rönesans'tan sonra gelişen modern toplumun çok temel anayasası, hukuku, değil mi? Kral gitti, evet. Birey geldi, işte hukuk değişti, anayasa, Danıştay, demokrasi gelişti, birey haklar gelişti, fen gelişti, mikroskopi gelişti, uzay bilimleri gelişti. Bütün bunlar uçtu gitti. Vahdettin'den sonra hayatına devam eden bir ülke konumuna geldik. Bir şey yaptılar. Bir sihirbaz, allem bullem, cumhuriyet yok. Ve tabii bu planlı bir şey. Bu planlarını da şey yaptılar. Çok fazla bir vahşilikle ortaya çıkardılar. Çok acımasızca bir de yaptılar bunu. Benim şahsi görüşüm şudur. Bu çok tehlikeli bir laftır. Fakat bu demek ki Avrupa, Amerika böyle uygun görmüş. Ya da onların da beklemediği bir şey bu. Çünkü onlarda da bir kafa karışıklığı çok sonradan meydana geldi. O da şudur. Orta Doğu'da, önce Türkiye'de, Mısır'da ama özellikle Türkiye'de, Mısır'da ve Orta Doğu'da iki ayrı din çok sert bir şekilde ortaya çıktı. İki din var. Ve Avrupalılar ya da Amerikalılar, tahminim hani biz 100 yıl din savaşları yaşadık. Bunun vebalini, acılarını çokça çektik. Sizlerse Atatürk'le bu din savaşlarını yaşamadınız. Buyurun bu din savaşlarını bir de siz yaşayın mı demek istiyorlar. Yani bu modern toplum acıları çekilerek elde edilen bir şeydir haklar. Sizse bu acıları çekmeden, bu sert din ve mezhep savaşlarını çok yoğun yaşamadan bir atlama yaptınız. Ön bir adım attınız, ileri bir adım attınız. Bu size yakışmıyor. O yüzden buyurun tekrar geriye dönün, bizim orta çağımıza dönün ve bu din savaşlarını yeniden yapın. Çünkü o din savaşlarının bir tarafında Katolik, bir tarafında Protestanlık falan vardı. Protestanlık hani biraz daha ileri bir şey. Şimdiki de modern toplumun kurumlarıyla başka rüyası, cinlerle, perilerle, büyücü gibi konuşan başka bir dünyanın insanları, hani eskiden şeriat geliyor mu, gitmiyor mu, artık geliyor, kimse de geliyor diyemez yani. Ya da gelmiyor diyemez. Bir yeni bir anlayış,
yeni bir din gibi. Ve bu din kasıp kavurarak geldi. Yani merhametiyle, şefkatiyle, kendini kabul ettirerek değil. Yüzlerce askeri içeri attı. Ve hukuk, yani hukuk yok. Hukuk yok. Hukuksuz içeri attı. Şimdi burada insanlar ağlıyorlar içeride. Yani bu içeride bir dram var. Yüzlerce insana hiçbir sebep göstermeden içeri atacak kadar bir zulüm. Evet. Şimdi bir bunu sormak lazım. Yani hırsız bir saati çalıyor. Adamın kaldırımda saatini çaldı, hırsız kaçıyor. Şimdi o hırsızın kaçma anını düşünün. Saat kimin? Mesela hırsız o saatten anlar mı? Anlamaz. O saati çalıştırın desen bilmez. Markasını da bilmez. Aldı ve kaçıyor. O saat hırsızın mı? O saati hırsızın yapan tek şey, hırsızın onu kaçırıyor ve şu anda koşuyor oluşu. Birileri Türkiye'ye geldi, hukuku kaçırıyor. Hukuk şu anda koşuyorlar. Başkanlık getirmek, anayasayı değiştirmek, Danıştay'ı, hepsini, temiz mahkemeleri falan ya da bir sürü düzenleme yaptılar. Bir sürü adam hukuku, markasını, çalışmasını, kurallarını, nedir bu? İşletmiyor. Sadece kaçıyorlar ve koşturuyorlar. Ellerinde hukuk. Eğer hukuk varsa bunu kapı açacak. Niçin Şemdin Sakık tanık oluyor da Işık Koşener gibi bir genelkurmay başkanı tanık olmuyor? Ya da binlerce bu tanıklar niçin hep PKK'lıdan geliyor da askerin kendisi görev başında kendilerini birbirine de kumanda etmiş insanlar tanık olamıyorlar. Burada hukuk kaçırılıyor. Ya da ifadeler alınmıyor insanların. Ya da dilekçeleri söz konusu edilmiyor. Kaçırılıyor. Şu anda bir kaçırılma anı ve el ceplerini almışlar. Hırsızın saati aldığı gibi hukuku ceplerini almışlar ve koşmaktalar. Eğer şu anda bir koşma anı yaşıyoruz. Bu hırsızın koşma anında bu insanlara hukuk var diyebilir miyiz? Hayır. Yapılacak tek şey var. Hırsızın yakasına yapışacaksın. O saati senin mi diyeceksin? Hırsız diyecek ki bu saat benim. Benimse aç bakayım. Aç ve bunu bir çalıştır. Kurallarını evet. Koy. Bunun faturası nerede? Dilekçeleri, ifadesi, tanıklar, değil mi? Bir süreçle gitsin. Hayır. Bunlar bir koşma halinde. Bu koşma hali nereye kadar gidecek? İşte temiz mahkemelerini birleştirirler. Tayyip ağamız, Tayyip Bey'imiz, Hasan ağamız başbakan, başkan mı olur falan bir yere doğru götürüyorlar. Şimdi bu bir ülkede hukuka bu kadar zalim ve merhametsiz giren insanların bir dini var. Bu din bu kadar yakarışa, bu kadar sızlanmaya, bu kadar hak talebine, bu kadar şikayete ve dilekçeye sessiz kalıyor. Böyle bir din kuruldu şu anda Türkiye'de. Bir de bunun karşısında CHP'nin %25'i, MHP'nin de %5'i onu diyelim ya da bizim gibi insanlar birey olmanın, yurttaş olmanın ve 300 yıllık, 400 yıllık aydınlanmanın kazandırdığı haklar var. Biz insanız diyoruz. Bizi dinleyemezsiniz. Bizi sorgusuz içeri atamazsınız diyoruz. Bizim de bir dinimiz var. Bu iki din Mısır'da da Türkiye'de de karşı karşıya geldi. Çok acıklı konuşuyorum. Bu iki din savaşacak. Bu iki din artık, bu iki yumurta kırılacak. Yani Türkiye'yi soktukları yer telafisi olmayan, geri dönüşü olmayan bir yere doğru Türkiye'ye giriyor. Dikkat edin. Artık Türkiye yeniden gelip yani Ergun Saygun Bey'in elini tuttun diye iş barıştık. Bu şey ya padişahla kul arasındaki bir barışma değil. Siz insanların gururu karşısında sessiz kaldınız. Gurur acısı yaşadılar. Bu kadar vahşet yaşadılar insanlar. Kuvvet komutanları, yazarlar, hepimiz. Televizyonlarımız basıldı. Bizleri her türlü dinlediniz, iftiralar attınız. İthamlarda bulundunuz ve 5 yıl hukuk ses çıkartmadı. Hiçbir ithamını, delilini de ispatlayamadım. Bir tanesini ispatlasa başımızın üstüne koyacağız. Bir tanesini dahil. Şimdi burada büyük bir soru sormamız lazım. Bu iki büyük dinin savaşını durduracak güç. Türkiye'nin gündemine koyması gereken budur. Bu savaşı kim durduracak? Türkiye'de bir etnik savaşı dalgalandırıyorlar. O ayrı bir şey. Fakat Türkiye'de BDP de AKP'nin yanına geldi ve bu diktatörlüğe onay verdi. Kendi çıkarları için, kendi menfaati için güya eyaleti gördü. Eyalet hakları geliyor diye. Şimdi bu iki din karşı karşıya geldi. Türkiye'nin siyasetine hoş geldin. Ortaçağ kavgası. Bu iki din müthiş bir kapışmaya girecek.